Alo. Buyurun. Ha, benim değil mi? Hocam bir soru var da. Şimdi Peygamber Efendimiz herkesin yanında bir şeytan vardır. Benim şeytanım Müslüman olmuştur diye bir hadis-i şerif var mıydı? Var efendim. Peki şey, benim aklıma şey takıldı da, onun şeytanı şimdi cennete mi gidecek? Peki. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anh'a validemiz bir şey arz edince şeytanın vesvesesine uğramışım buyuruyorlar. Ya Resulallah, benim yanımda şeytan var mı buyuruyorlar. Elbette buyuruyor. Peki sizin yanınızda da var mı? Var. Fakat Allah-u Teala'nın lütuf ve ihsanıyla benim şeytanım Müslüman oldu. Bana iyi şeyler telkin eder buyuruyorlar. Doğru yani bu. Peki şeytan nedir? Ateşten yaratılmış varlıktır. Yani cin tayfasındandır. Peki onlar da aynı şekilde cennete cehenneme gidecek mi? Tabii. Onlar da cennete cehenneme gidecek. İman edenler cennete gidecek. İnkar edenleri, kafir olarak ölenleri de cehenneme gidecek. Herkesin şeytanı ayrıdır mı? Onu da mı anlıyoruz buradan? Tabii. Herkesin yanında bir melek var. Bir de bu cin tayfasından bir varlık bulunur. Yani o Allah-u Teala'yı inkar edenlerden bir tanesi bulunur. Melekler iyi şeyi telkin ederler. Kalbe gelir. İyi düşünceler ondan gelir. Buna ilham denir. Şeytandan gelen kötü düşüncelerdir ve buna da vesvese denir. Kitaplarda bu açık net bir şekilde ifade edilmiş. Peki efendim, bir de nefsin itminana kavuşması var. Nefis itminana kavuşunca onun şeytanı da imana geliyor mu? Efendim, ya da şeytan zarar mı verebilir? O iman ettikten sonra yani dışarıdaki ona vesvese veren artık ona bir şey yapamıyor. Çünkü o şeytanlığına devam ediyor ama o şeytanlığına devam ediyor. Evet, o öbürsü bir son olduğu için eyvah der, içeriden bir yardımcıyı kaybettim der o. Peki ümidini keser mi? Hayır. Peygamberlerden bile ümidini kesmemiştir iblis. Yani ulul azm peygamber olan İsa Aleyhisselam'ın önüne bile çıkmış. Eyüp Aleyhisselam'a musallat olmuş. Peygamber Efendimiz'e bile Aleyhisselatü Vesselam yani yanaşmaya çalışmıştır. Hatta bir seferinde böyle Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi'de yaşlı, çirkin, necitli bir ihtiyar şekliyle gelmiştir. Kapıda şey yapınca diyorlar ki yarısı böyle birisi var falan. Müdahale etmeyin diyor. O iblistir. Allah-u Teala'nın emriyle geliyor. Geliyor huzura. Diyor ki niçin gelin? Beni diyor Rabbim gönderdi. Niçin gönderdi? Sizin soracağınız sorulara diyor doğru cevap vermek için gönderdi beni. Doğru söyleyecek misin? Elbette diyor. Çünkü bana öyle bildirildi. En çok sevmediğin kim diyor soruyor. Sensin. Çünkü doğru verici, doğru cevap verici. En çok sevmediğin kim? Sensin diyor. Ve kitaplarda var bu. Ondan sonra da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki şeytan yalancıdır. Ama bu söyleklerin hepsi doğruydu buyuruyor. Söyleklerin hepsi doğruydu buyuruyorlar. O iman etmiyor emredilemediği için. Ama biliyor doğruları yani. Tabii biliyor. Peygamber Efendimiz'in Allah-u Teala'nın Resulü olduğunu biliyor. Allah-u Teala inanıyor ama emirleri beğenmiyor. Evet. Daha doğrusu kendisini üstün kabul ediyor. Kendisini üstün kabul ettiği için Allah-u Teala'ya kafa tutuyor. Yani la ilahe illallah diyor ama o da evet, Müslüman diyor. Değil. Değil. Allah-u Teala'nın emrini reddediyor. Hatta Allah-u Teala'ya akıl vermeye kalkıyor. Yanlış yaptın diyor Allah-u Teala'ya. Ben diyor ateşten yarattım, ben üstünüm diyor. Düzelt diyor. Diyor. Ha, düzelt bunu diyor, tamam. Onun için reddedildi. Yoksa yani bir günah işlemek sebebiyle değil. O sınırı geçti, haddi geçti.